Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak. AYT denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuza baktığımızda ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere ABC x, ABC artı ABC sayısının x ile bölümünden kalan şeklinde tanımlanmış. A artı B artı C toplama en çok kaçtır demiş bize. Şimdi bize verilen şekil üzerinden ilerlersek <laughs> ABC sayısının 5 ile bölümünden kalanı toplamış. Bu toplamı tekrar 6 ile bölümünden kalanla toplayıp 154 bulmuş. Şimdi 154 üzerinden düşünürsek 152 artı 2 dediğimde 152'nin 6 ile bölümünden kalan iki gelecektir. Bunu sağladı. Aynı şekilde bakarsak 149 artı 5 dediğimde yine 149'un 6 ile bölümünden kalan 5'tir. Bu da bunu sağlayacaktır. Şimdi bu kutunun içinde 152 ve 149 yazdığını düşünürsek. 152 için baktığımda artık 5 ile bölümünden kalana bakıyorum. Ne olabilir? 151 artı 1 desem. 151'in 5 ile bölümünden kalan 1'dir. O zaman benim ABC sayım 151 olabilir. Bizden rakamları toplamını istemişti. Rakamları toplamım 7 geldi. İkinci duruma baktığımızda kutunun içinde 149 yazıyor. 149 için ne diyebiliriz? 147 artı 2 dersek 147'nin 5 ile bölümünden kalan 2'dir. O zaman bu da sağladı. 1, 4 ve 7'ye baktığımızda rakamları toplama 12 gelecektir. Bizden toplama en çok istediği için doğru yanıtımız 12A seçeneği geldi. İkinci soruya baktığımızda a bir tam sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan X'in en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı 10'dur. Buna göre eşitsizliğini sağlayan en küçük X tam sayısı kaçtır demiş bize. Şimdi bize verdiği eşitsizlikte X'i yalnız bırakırsak her tarafa A eklediğimde A 1 küçüktür 2X küçük eşit A artı 4 x'in katsayısı 2 her tarafı 2'ye bölersem a eksi 1 bölü 2 küçüktür x küçük eşit a artı 4 bölü 2 şeklinde gelecektir şimdi bize verilen bilgiyi kullanabilmek için a'nın da bir tam sayı olduğunu düşünürsek a'ya değerler vererek ilerlememiz gerekiyor a'yı 1 2 3 4 5 verdiğimde a 8 için x'in en büyük ve en küçük tam sayı değerinin toplamının 10 olduğunu görüyorum a gördüğüm yere 8 yazarsam 7 bölü 2 küçüktür x küçük eşit 6 şeklinde gelecek. İkisini alabileceği en küçük değer 4. En büyük değer de 6. Toplamları 10 geldi sağladı. O zaman A sayımız 8'miş. Bize verilen eşitsizlikte A gördüğümüz yere 8 yazarsak. x artı 8 bölü 2 büyüktür 1'den her tarafı 2 ile çarptığımda x artı 8 büyüktür 2, 8'i karşı tarafa attım, x büyüktür eksi 6 şeklinde geldi. Bizden x'i sağlayan eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayısını istemiş. x eksi 6'dan büyükse x'in alabileceği en küçük değer eksi 5 gelecektir. Üçüncü soruya baktığımızda sıfırdan farklı abc gerçel sayıları için mutlaklı denklemlerimiz var. abc sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi bakalım. En alttan başladığımızda 4 pozitif bir sayı olduğu için mutlak değerde negatif bir sayıya eşit olamayacağından c büyüktür 0 diyebiliriz. Aynı şekilde yukarı çıktığımızda c'nin pozitif olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradan b de pozitif gelecek. Şimdi a için neler yapabiliriz bakalım. Şu ikinci denklemi ele aldığımda b pozitifse mutlağımın içi pozitif geldi ve dışarıya 5b olarak çıktı. 5B eşittir B çarpı C dersek buradan B'leri attım. C sayısını 5 olarak bulduk. bakalım sonra. Mutlak A eşitmiş eksi 2 A Şimdi burada şunu incelersek B'ye pozitif demiştik. Şimdi sağ taraf negatif gibi gözüküyor ama A sayısının negatif pozitif mi olduğunu bilemediğim için e, mutlak değerli bir ifadede negatif olamayacağından dolayı A sayısı negatif olmalı ki şurası da pozitif gelsin şeklinde düşünebiliriz. O zaman A sıfırdan küçükse buradaki mutlağımın için negatif olacağından dolayı dışarıya eksi A olarak çıkacak. Eksi A eşitmiş eksi 2 AB'ye. Buradan A'ları atarsak B sayısı da 1 bölü 2 şeklinde gelecektir. Şimdi bir tek A'yı bulmam gerekiyor. Onu da 3. denklemimizden bulalım. A çarpı C'nin mutlağı eşitti 4C'ye. Ee, buradan baktığımızda A negatif olduğu için bu ifade dışarıya eksi A çarpı C şeklinde çıkacak. O da 4C'ye eşitmiş. C'ler gitti. A sayısının da eksi 4 olduğunu görüyoruz. Sıralamamızı yaparsak en küçük A, A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde geldi. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. Dördüncü sorumuza baktığımızda Selin her 5 günde bir basketbol, her 9 günde bir masa tenisi oynuyor. Selin'in 2020 yılının ilk haftasında salı günü basketbol, çarşamba günü masa tenisi oynadığı biliniyor. Buna göre 2020 yılında Selin'in aynı gün içinde basketbol ve masa tenisi oynadığı ikinci gün haftanın hangi günüdür? Şimdi şöyle bir günlerimizi yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde baktığımızda Selim 5 günde bir basketbol oynuyormuş ve 2020'nin ilk haftasını salı günü basketbol oynamış. Salıya basketbol yerleştirirsem 5 günde bir basketbol oynadığı için salıdan 5 gün ileriye gittim. Burada basketbol oynayacak. Pazar günü, pazar gününden tekrar 5 gün ileri gidersem 1, 2, 3, 4, 5 İkinci haftaya geldiğimde şuraya bir çizgi çektim. Cuma günü basketbol oynayacak. Şimdi gelelim masa tenisine. Buradan bir renk baktığımda şimdi 9 günde bir masa tenisi oynuyor ve ilk masa tenisini çarşamba günü oynamış. O zaman çarşamba gününde masa tenisinin M'si yazdığımda buradan 9 gün ilerlediğimde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu da cuma gününe geliyor. Şimdi burada dikkat. İkisi ilk defa bir cuma günü Basketbol ve masa tenisi oynadı. Bizden istediği aynı gün içinde basketbol ve masa tenisi oynadı. İkinci gün nedir? Şimdi e, ne yapıyordu? 5 günde bir basketbol, 9 günde bir masa tenisi. Bunlar kaçta eşitlenirler şeklinde düşünüyorum. 5 ve 9'un en küçük ortak katından 45 gelecek. 45 gün sonraya gitmem lazım benim Cuma gününden. Bir hafta 7 gün olduğu için. 45'i 7'ye böldüm. 45'in 7 ile bölümünden kalan 3. O zaman bunun üzerine gidersek. Cuma gününden sonraki 3. gün hangi gündür? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi şeklinde gelecektir. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 5. sorumuz. Toplamları 90 olan A, B ve C'de doğal sayılarının rakamları için A artı B, 10, C eksi de c eksi d 4 eşitlikleri veriliyor. Buna göre c d eksi a b kaçtır demiş bize. Şimdi bakalım. a b ile c d'nin toplamını 90 vermiş. a artı b 10 c eksi d de 4 şeklinde geldi. Şimdi bunun üzerine düşündüğümüzde değer vererek gidersek. Şu d'den başlayalım. d'ye 1 versem c 5 olacak. Peki şuna bakalım şimdi. Ben burada D'ye 1 verdiğimde D ile B'nin toplamı ya 0'dır e, ya da 10'dur şeklinde bakarsak B'ye buradan 9 verebiliriz. B 9 olursa A kaç gelecektir? 1 gelecektir. Ama bakalım 19 ile 51'in toplamı 90'ı veriyor mu? Hayır vermiyor. O zaman devam. D'ye 2 verirsem C 6 gelecek. D'ye 2 verdiğimde toplamın 10 olması için B8 B 8 olmalı. B'ye 8 verdiğimde toplamları 10 olacak yine. A buradan 2 gelecektir. Peki ben 28 ile 62'yi topladığımda toplamları 90'ı veriyor. O zaman rakamlarımızı bulduk. A 2, B 8, C 6, D de 2 şeklinde geldi. Bizden CD eksi AB'yi istemişti. O zaman CD sayımız 62 AV sayımızda 28 çıkarttığımızda 34 gelecek doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Altıncı sorumuza baktığımızda M ve N gerçek sayılar olmak üzere denkleminin köklerini vermiş karmaşık şekilde buna göre M artı N toplamı kaçtır? Şimdi hatırlarsak köklerimiz birbirinin eşleniyor olacaktı. Karmaşık sayılarda eşleniye baktığımız zaman ikincinin x2'nin eşleniği x1'e eşit olacak şeklinde gidersek x2'nin eşleniğine gelir b artı 1 eksi 8 eksi 2 a çarpı i şeklinde gelecek. Sadece e, imajiner kısmın sanal kısmın işaretini değiştiriyorduk eşlenikte. O zaman x1 sayımızı a eksi b artı b eşit olacak. B artı 1 eksi 8 eksi 2A çarpı İ'ye baktığımızda. Karmaşık sayılarda eşitlik söz konusu. O zaman ne yapacağım? Reel kısımları birbirine eşitlersem. A eksi B eşittir. B artı 1 ve sanal kısımları da birbirine eşitlersem. B eşit olacak. 2A eksi 8'e. Şu sol tarafta daha yalnız bırakırsak. 2B 2B artı 1 geldi. Birinci denklemimizde B gördüğümüz yere 2A 8 yazdığımızda 2 çarpı 2A 8 artı 1'den A eşit olacak 4A 16 artı 1 3A 15 A da buradan 5 gelecektir. Şurada A gördüğümüz yere 5 yazarsak B'nin de 2 geldiğini görüyoruz. Şimdi A ve B sayılarımızı bulduk. O zaman yazalım. X1 sayımız 3 artı 2 i. X2 sayımız da 3 eksi 2 i şeklinde geldi. Bizden M ve N'yi istemiş. M ve N denklemimizdeki X'in katsayısı ve sabitimiz. Buradan kökler toplamı ve kökler çarpımı yapabiliriz. Köklerimi topladığımda 3 artı 2 i artı 3 eksi 2 i neye eşit olacak? Kökler toplamım eksi b bölü a'ydı. Eksi m sayısına eşit gelecek. Sol tarafa baktığımda artı 2 i eksi 2 i birbirini götürdü. 6 eşittir eksi m'den m sayısı buradan eksi 6 gelecektir. Kökler çarpımına bakalım. 3 artı 2 i çarpı 3 eksi 2 i Denklemden okuyorum kökler çarpımı C bölü A'ydı. C dediğim sabitim. O da N şeklinde gelecek. Sol tarafta iki kare fark olduğunu gördüm. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi eşit olacak. Neye? İ karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 4 ile çarptığımda artı 4 geldi. 9'a da toplarsam N sayısı 13 geldi. Bizden M artı N'yi istemiş. Eksi 6 artı 13'ten 7 gelecektir. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 7. sorumuz. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere bir denklemimiz var. A eksi B kaçtır demiş. Şimdi bize verilen sayıları açarsak parantez içinde de faktöriyelimiz var. 2 i̇ki faktöriyel 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 şeklinde yazalım. 4 faktöriyel yani 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazdım. Kuvvetim 6. Eşitmiş. 8 üzeri a. 8 nedir? 2'nin 3. kuvveti üzeri a çarpı 9 dediğim 3'ün karesi üzeri b şeklinde gelecek. Şimdi buradaki parantez içimizi toparlarsak. Kaç tane 2 var? 4'te 2 tane var. 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2'nin 6. kuvveti eşit olacak. Üstün üstüne alıyorum. Üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 3A çarpı 3 üzeri 2B'ye. Kuvvetim 6 her ikisine dair O zaman çarparsak 2 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 12 eşitmiş 2 üzeri 3A çarpı 3 üzeri 2 b Üstü sayılarda eşitlik söz konusu. Tabanlar eşitse üstler de eşit diyorduk. O zaman 2 üzeri 30, 2 üzeri 3 a eşitse 3 a 30'dur. A buradan 10 geldi. 3 üzeri 12, 3 üzeri 2 b eşitse 2 b buradan 12, b de 6 şeklinde gelecektir. Bizden a eksi b istediği için 10 eksi 6'dan Cevabımız 4. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 8. sorumuza baktığımızda 15 sayısından küçük pozitif tam sayılar için 3 tane küme tanımlanmış. Yukarıdaki bölgelerin hangisinde sadece bir tane eleman bulunur demiş bize. Şimdi 15'ten küçük pozitif tam sayılar birden 15'e kadar sayıları düşünüyorum. Kümelerimizi yazalım. A kümesine baktığımızda 2 ile tam bölünemeyenler neler olacak başlıyorum 1 2 3 3 geldi 4 5 6 7 tekrar mi gidecek? 9, 11, 13 ve 15 2 ile tam bölünemeyen sayılarımız. Hatta 1 de var burada değil mi? 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1'i de alacağız buraya Peki, B kümesine baktığımızda 3 ile tam bölünemeyen sayılar 1 2 4 5 7. Sadece 3'ün katlarını yazmıyorum. 8, 10, 11, 13 ve 14 şeklinde gelecek. C kümesine bakarsak 4 ile tam bölünemeyenler 1 2 3 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 ve 15 şeklinde gelecek. Yani C kümesine de sadece 4, 8 ve 12'yi yazmamış olacağız. Bizden istediği hangisinin sadece bir tane elemanı vardır demiş. Mesela bakalım şuradaki. Üçünde de ortak olan bir eleman var mı? Onun üzerinden gitmeye çalışırsak üçünde de ortak olan elemanımız. 5'i gördük burada. Mesela 5 sayısını buraya yerleştirebilirim. Başka 11 sayısı 2, 3 ve 4 ile bölünemeyen bir sayı. 11'i de buraya yerleştirebilirim. Başka bir de 13'ü de buraya yerleştirebilirim. Şimdi kümelerde üçünün de kesiştiği yer orası. Peki başka nasıl diyebiliriz? Şuraya baktığımızda şimdi B kümesine 3 ile tam bölünemeyen o zaman çiftleri buraya yazabilirim. Yani 2, 4 ve 8'i buraya yazabiliriz. Bunun üzerine düşündüğümüzde 6 sayısını buraya gelecek. 10 sayısı 7 sayısı, 14 sayısı buraya gelir. 3, 9 ve aynı şekilde 15 sayısı da buraya gelir. Hem 2 ile hem 4 ile bölünemediği için. Buradaki elemanlarımızı yerleştirdiğimizde bakarsak sadece bir tane elemanı olan bölgem 7. bölgem gelecektir. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. 9. sorumuz 2. dereceden PX ve QX polinomları için bir eşitlik verilmiş. QX polinomunun kökler toplamı 3 olduğuna göre PX polinomunun kökler toplamı kaçtır? Şimdi bakarsak PX ve QX 2. derecedense 2. dereceden bir PX polinomu tanımladığımda AX kare artı BX artı C şeklinde olacak P2X elde edelim. P2X polinomda X gördüğüm yere 2X yazıyorum. 4ax kare artı 2 bx artı c gelecektir px artı bir denklemde polinomda x gördüğüm yere x artı bir yazarsam a çarpı x artı birin karesi artı b çarpı x artı bir artı c Şu px artı 1'i düzenleyelim ax kare artı 2ax artı a artı bx artı b artı c şeklinde gelecektir. Şimdi bize söylediği p 2 xten px artı 1'i çıkardığımızda qx polinomu elde ediliyormuş. O zaman qx polinomuna baktığımızda yukarıdakinden aşağıdakini çıkartırsak 4ax kareden ax kare çıktı. 3ax kare. <laughs> x'li terimlerimize bakalım. X'li terimlerimiz burada 2BX var. Burada 2AX. Burada da BX. Çıkarttığımızda B-2AX eksi gelecek. Sabitlerimize bakarsak C'ler gidecektir. Eksi A artı B kalacaktır. QX polinomumuzu elde ettik. Qx polinomunun kökler toplamı 3'müş. Şimdi ikinci dereceden bir denklemde kökler toplamı eksi b bölü a idi. Yani x'in kat sayısının eksilisi bölü x karenin katsayısıydı. O zaman x'in katsayısının sayısının eksilisi eksi b artı 2a ve x karenin kat sayısı da 3a. Bunun 3'e eşit olduğunu bize söylemiş. İçler dışlar yaparsak eksi b artı 2a 9a'ya eşit. Buradan da eksi b'nin 7a'yı eşit olduğu görülüyor. Bakalım px polinomunun kökler toplamı. <laughs> px polinomuza baktığımızda ax kare artı x artı c formatındaydı. Bunun kökler toplamı da eksi b bölü a şeklinde gelecektir. Ben burada eksi b gördüğüm yere 7a yazarsam 7a bölü 7'den cevabımız 7. Doğru yanıtımız e seçeneği oldu. 10. sorumuza baktığımızda Nilüfer düzlemde bir düzgün sekizgen çiziyor. Daha sonra bu sekizgenin bir köşesinden diğer köşelerine iki farklı köşegen çiziyor. Buna göre Nilüfer'in çizdiği köşegenler arasındaki açının 40 dereceden büyük olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir tane sekizgen çizelim. Bu sekizgen için baktığımızda Bir sekizgenin dış açıları toplamı 360 derece. Dış açılardan gidersek 360'ı 8'e böldüğümde 45 gelecek. Bir iç ve bir dış açının toplamı 180 derece olduğu için bir düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derecedir. Peki şimdi bakarsak ben bu bir iç açıdan çizebileceğim bütün köşegenleri çizelim. Bir tane köşe seçelim. Bu köşeyi seçtiğimde çizebileceğim bütün köşegenler bunlar olacak bunlardan iki tanesini seçeceğiz şimdi burada kaç tane eşit açı oluştu 1 2 3 4 5 6 tane 135 dereceyi 6'ya böldüğümde 22 buçuk gelecek bir tane açım yani şuradaki açılarımızın her biri 22 buçuk derece Peki bizim istediğimiz durum ne? Ee, iki, iki farklı köşegen seçeceğiz. Toplamların ya e, bu iki farklı e, köşegenin arasındaki açık 40 dereceden büyük olacak. 22 buçuk olduğuna göre nasıl seçmeliyim? Ardışık seçemem, ardışık dışında seçebilirim. Şimdi numaralandırarak gitmeye çalışacağım. İlk olarak şuna bir numara dersek ardışık seçemeyeceğim için bu üçünü seçebilirim. Buradan geldi bir durumum. Devam ettiğimde buna iki numaralı köşegen dersek bunu seçtiğimde yine ardışıkları seçemeyeceğim için bu ikisini seçiyorum. Son olarak bakarsak, bunu 3 numaralı seçtiğimde bir tek bunu seçebiliyorum. Biri de seçebilirim ama zaten morla göstererek seçmiştik. Şimdi noktalarımızı sayarsak olasılık için ne diyecektik? İstenen bölü tüm durum. Peki benim istediğim durum ne? Noktalarıma baktığımda 3 tane mor, 2 tane kırmızı, 1 tane yeşil olmak üzere istenen durumumuz 6. Bölü tüm durum dersek. Kaç tane köşegenimiz var? Siyahlara bakıyorum. 5 tane. Kaç tane çizmek istiyorum? 2 tane. 5 taneden 2 tane seçiyorum. 6 bölü. 5'in ikilisi dediğimiz 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 gelecektir. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 geldi. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 11. sorumuza baktığımızda, a, b, c, d birer pozitif tam sayı, a küçük, b küçük, c küçük, d şeklinde verilmiş. Bu ABCD b, c, sayılarının ikişerli toplamlarının sonuçları birbirinden farklıymış ve küçükten büyüğe sıralandığında, 19m, 23, 25n, 29 şeklinde verilmiş. Bizden ABCD'yi b, c, topla, m'neyi topla, ikisinin farkını al demiş. Şimdi şöyle bakalım, 19m, 23, 25, N ve 29 şeklinde. Diyor ki bunları ikişerli ikişerli topladık. O zaman 19 nelerin toplamından gelecek? En küçük olan A ve B olduğuna göre A ve B'nin toplamı için 19 diyebiliriz. 29 nereden gelecek? C ve D'nin toplamından gelecek. O zaman ben bu iki denklemi taraf tarafa topladığımda A artı B artı C artı D'nin 48 olduğunu görüyorum. Şimdi burada M ve N için ne söyleyebiliriz bakarsak. Sayılarımız nasıl gidiyor? 19 M, 23, 25 N, 29. Buradan M'yi 21, N'yi de 27 seçersem ikişer ikişer arttığını görüyorum. O zaman M 21, N de 27 olacaktır. M ile N'nin toplamı da 48 geldi. A artı B artı C artı D 48'di. M artı D, N 48'di. Dolayısıyla farkımız sıfır. Doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 12. sorumuz 6 kişiden oluşan bir öğrenci grubundan gezi kulübüne, gezi kulübüne biri başkan olmak üzere 3 kişi, spor kulübüne biri başkan olmak üzere 4 kişi seçilecek. Herhangi bir öğrencinin iki kulüpte de yer alabileceği bu seçimde iki kulübün de başkanlarının aynı kişi olması istenmekte. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi burada bizim için ne önemli? Herhangi bir öğrencinin iki kulüpte de yer alabileceği ve bunların başkanlarının da aynı kişi olması isteniyormuş. Bakalım ilk kulübüm için 3 kişi, ikinci kulübüm için 4 kişi. O zaman ilk olarak başkanlarımızı seçelim ve bu başkanlarımız da aynı kişi olacakmış. Dikkat! Başkanlar ayna olması isteniyor. Şimdi elimizde 6 kişi var. 6 kişiden 1 kişiyi başkan olarak seçtik. Geriye 5 kişi kaldı. 1 kişi iki kulüpte de yer alabileceği için ilk kulübüm için 5 kişiden 2 kişi seçiyorum. İkinci kulübüm için yine aynı kişileri seçebileceğim için 5 kişiden 3 kişiyi seçiyorum. 6'nın 1'lisi 6, 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 5'in üçlüsü zaten 5'in ikilisine eşit olacağından 10 farklı seçim yapılabilir. Çarparsak 600 gelecektir. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 13. Sorumuz gerçek sayı kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her y sayısı için f(x,y) eşittir f(x) artı f'ye eşitliğini sağlamaktadır. f 16 eksi f 2 olduğuna göre f 8 kök 2'nin değeri kaçtır demiş. Şimdi bakalım. Şöyle gidersek. F 16'dan başlayalım. Bize F 16 eksi F 2'yi verdiği için. 16 nedir? 8 ile 2'nin çarpımı. O zaman 16'yı F 8 artı F 2 şeklinde yazabiliriz. Burada 8 çıktı karşımıza. F 8 için 4 ile 2'nin çarpımı olduğu için F 4 artı F 2 diyorum. F 4 ne gelecek? F 2 artı F2 şeklinde gelecektir. Şimdi buradan şunu yapalım. Şuradaki F8, F4 ve F2'yi sol tarafa attığımda F16 eksi F8 F2'ye eşit gelecek. F8 eksi F4 yine F2'ye eşit. Ve aynı şekilde F4 eksi F2 F2'ye eşit gelecektir. Şimdi buradakileri taraf tarafa topladığımızda F8'ler gitti, F4'ler gitti. F16 eksi F2 eşit olacak 3 F2'ye. Bizden F16 eksi F2'nin 9'a eşit olduğunu söylemiş. O zaman F2 buradan 3 gelecektir. Şimdi F2'yi bulduk. Bizden F8 kök 2 istediği için F2 ile ilgilenelim. F2 için 2 nedir? kök 2 çarpı kök 2 şeklinde düşünebiliriz. F kök 2 artı F kök 2'den eşit olacak 2 F kök 2'ye. F 2'yi de 3 bulmuştuk. F kök 2 de 3'e eşit olacağından pardon 2 F kök 2 3'e eşit olacak. Her tarafı 2'ye bölersem F kök 2 3 bölü 2 şeklinde gelecektir. Son olarak bitiriyorum. F 8 kök 2 için F 8 artı F kök 2 yazabiliriz. Buradan da F8'e ihtiyacımız var. O zaman F8'i şöyle bulalım. Şimdi F2 3'tü. 3 3 dersek F4 6 gelecek. 3 artı 6'dan F8'imiz de 9 gelecektir. 9 artı 3 bölü 2'den cevabımız 21 bölü 2. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 14. sorumuz bir dik kare piramit açılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Bu şekildeki 5 farklı bölgenin her biri mavi ya da kırmızı renge boyanarak bir şirketin logosu oluşturulacaktır. Bir logo saat yönünde döndürüldüğünde başka bir logo elde edilebiliyorsa bu iki logo aynı kabul edilecektir. Buna göre kaç farklı logo elde edilebilir demiş. Şimdi bakarsak arkadaşlar ne olmuş? Mesela iki tane kırmızıya boyadığında bunu saat yönünde döndürdüğünde saat yönünde veya tersinde döndürdüğünde bunları bir logo kabul ediyormuş. O zaman şu şekilde e, başlayabiliriz. Ortası kırmızı olsun diye başlayarak bir tane kırmızı kullanırsam ne olur? Etrafına dört tane mavi yazabiliriz. Devam ettiğimde iki kırmızı ile gidelim. İki kırmızı yazarsam yine ortada kırmızıdan devam ediyorum. Kırmızı kırmızı mavi 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 şeklinde gelecek. Şimdi ben bu iki logoyu da istediğim gibi döndürdüğümde bunları tek bir logo kabul etmek zorundayım. Yani şu an elimizde iki logo var. Üç kırmızı ile gidelim. Hala ortası kırmızı şeklinde ilerliyorum. Kırmızı 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 dediğimde bu buralarda mavi mavi gelecek. Peki üç kırmızı başka şekilde olabilir mi? Dikey veya yatay şekilde alabiliriz. Diyeceğiz ki şöyle yatay alalım yine orta kırmızı olacak kırmızı 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 mavi mavi. Yani ben bunu şurada mavi yazdığım yerlere kırmızı kırmızı yazsam, şu yanları mavi mavi yazsam yine aynı logo olacak. O yüzden bunu da tek kabul ediyoruz. Devam ettiğimde dört tane kırmızı seçersem kırmızı 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 mavi şeklinde geldi. Bu da 5. logomuz olacaktır. Son olarak hepsi kırmızı olabilir mi? Evet. 3 4 5 tanesini de kırmızı renge boyadım. Şimdi ortanın kırmızı olma durumunu hallettik. Gelelim ortanın mavi olma durumu. Aslında üsttekilerin aynısı sadece renklerim değişecek. O zaman ne geldi? Mavi, kırmızı, kırmızı. 4 tane kırmızı yerleştirdim. Yine birinciye ve ikinciye mavi yerleştirdim. Geriye kalanlar kırmızı gelecek. Üçüncüye geçtiğimde mavi 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 bu şekilde yerleştirdiğimde kırmızı kırmızı üsttekinin aynısını yazıyorum sadece renkleri değiştiriyorum mavi 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 kırmızı kırmızı şeklinde geldi ne kaldı geriye maviyi dikey ve sol tarafa mavi yerleştirdiğimde buraya kırmızı kaldı ve son olarak beşi de mavi olursa bütün logolarım tamamlanmış olacak sayarsak 6 6 Toplam 12 tane logo elde edilir. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 15. sorumuz 3 basamaklı ABA doğal sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir. 3 basamaklı ABA doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralım neydi? Son iki basamağım 4'ün katı olacak. Son iki basamağım B ve A. O zaman şöyle diyelim e bir sayının 4 ile bölünebilmesi için kesinlikle çift olması lazım. A sayısı kesinlikle çift olacak. Ne olabilir? 0, 2, 4, 6 ve 8 olabilir dedik. Peki B şeklinde düşündüğümde şimdi 3 ile bölümünden kalanın 2 ve aynı zamanda 4 ile de bölünebilmesi lazım. 3 ile bölünebilme rakamlarımızın toplamı 3'ün katı olacaktı. 3 ile bölümünden kalanın 2 olmasını istediğim için 3K artı 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi başlarsak A'nın çift olduğunu söylemiştik. O zaman A'ya 2 verdiğimizde. Şimdi bu sayıyı bütün olarak düşünüyoruz. B'ye kaç verirsem bunu sağlar. Mesela B'yi 1 seçtiğimde benim sayım ne gelecek? 212. 212 sayısı 4 ile tam bölünür mü? Evet son iki basamağım 12 olduğu için 4 ile tam bölündü. Devam ettiğimde A'nın hala 2 olduğu durum. B'yi 4 seçersem 200 40 gelecektir. 242 sayısı 4 ile tam bölünemiyor. O yüzden buradaki 4'ü alamayacağız. İkilerden devam ettiğimizde daha 2 seçtiğimizde B'yi 7 seçersek sayımız 272 4 ile bölünüyor. <laughs> 3 ile bölümünden de kalan 2 gelecek. 4'lere baktığımızda A'yı 4 B'yi 0 seçersek sayımız 404. 4 ile tam bölünüyor. 3 ile bölümünden kalan 2. 4 ve 6 seçtiğimde 464. 6'ya 5 seçtiğimde 656. Yine 4 ile bölünüyor ve 3 ile bölümünden kalan 2 gelecektir. Son olarak 8 ve 4 dersek de 848 gelecektir. 6 tane ikili yazdık AB ikilisi toplamlarına bakarsak. Buradan 3, 9, 4, 10, 11 ve 12 şeklinde gelecek. A artı B toplamı 6 farklı değer alabilir diyoruz. 16. soru aşağıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Grafiğe göre F fonksiyonunun görüntü kümesi A olduğuna göre G fonksiyonunda A kümesinin görüntüsü olan G A aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda F fonksiyonunun görüntü kümesi. Şimdi bir grafik verildiğinde görüntü neresiydi? y ekseniydi. F fonksiyonu turuncu olan kırmızı olan fonksiyon için baktığımda görüntüm nereden nereye? Bakarsak eksi 2'den 3'e gelecek a'nın görüntü kümesi. Eksi 2, 3 aralığı dahilliğim var. Görüntüm eksi 2'ye 3 geldi. Diyor ki görüntü kümesi A olduğuna göre bu bizim A kümemizmiş. G fonksiyonunda A kümesinin görüntü kümesi yani GA'ya bakacağım. Neye bakmam lazım artık? X ekseninde e, eksi 2 ile 3'e. X ekseninde eksi 2 ile 3'e baktığımda şimdi bunların görüntüleri nereden nereye tanımlı şu aralıkta bakarsak görüntüye baktığımda burada ne gelecek eksi 1'e Eksi 2'ye de baktığımda son olarak nereye gitmiş? 5'e gitmiş. O zaman görüntümüz eksi 1'e 5 şeklinde gelecektir. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. 17. sorumuz aşağıda A noktasından geçen ve x eksenine B noktasında teğet olan fx fonksiyonunun grafik fx fonksiyonunun belirttiği parabol verilmiş. OA diktir AB olduğuna göre f0 değeri kaçtır demiş. Şimdi bu bir parabol ve şurada bir tane küçük üçgenimiz oluşmuş. Hatta dik üçgenimiz oluşmuş. A noktasının koordinatı 1 e 2 olduğu için hemen tutup şuradaki dikten bir dik atarsam burada bir öklet oluşturuyorum. Şimdi şuradaki uzunluğum 1 A noktasını bize verdiği için buradaki uzunluğum da 2 gelecek. Öklet neydi? h kare eşittir p çarpı k yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. 2'nin karesi 4 1 ile 4'ü çarparsam 4 gelecektir. O zaman buradaki mesafemize 4 bulduk. Şimdi B noktasına bakarsak B noktası için 1 ile 4'ün toplamından B noktası 5'e 0 gelecek. B noktasında parabolün bir dönme yaşadığı için B noktası bizim parabolümüzün tepe noktasıdır. Peki tepe noktası bilinen parabol denklemini nasıl yazıyordum? fx eşit olacak. a çarpı x-5'in karesi formatında gelecekti. Parabolümüzün denklemini yazdık. Baş kat sayımızı bilmiyoruz. A bize parabol üzerinde bir nokta vermiş mi? Evet A noktasını vermiş. 1'e 2. Yani bunun anlamı F1'in 1'in görüntüsünün 2 olması. Parabolde X gördüğümüz yere 1 yazarsak. A çarpı 1 eksi 5'in karesi 2'ye eşit olacakmış. Buradan eksi 4'ün karesinden 16. 16 a eşit eşitse a buradan 1 bölü 8 gelecektir. O zaman parabolümüzün denklemi x eksi 5'in karesi bölü 8 şeklinde geldi. Artık istediğimiz her değeri bulabiliriz. x gördüğüm yere 0 yazarsam eksi 5'in karesinden 25 bölü 8 gelecek. Doğru yanıtımız c seçeneği oldu. 18. sorumuz doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları verilmiş gx parçalı bir fonksiyon gofok bir ifadesinin değeri kaçtır demiş şimdi bakalım şuradan şu bileşkemizi yazarsak ne gelecek g f g 1 bu şekilde baktığımızda en içerden başlarsak ilk olarak g 1'e bakmamız lazım g 1 parçalı bir fonksiyon baktığımızda x'imiz 1 olduğu için üsttekindeyim o zaman diyeceğim ki G1 fonksiyonu eşit olacak F1 fonksiyonuna. F1 çıkıp F fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in kübü artı 2'den 3 gelecektir. Burayı 3 bulduk. Elimizde ne var? G F3 var. O zaman F3'e bakıyorum. F3 diyelim. F fonksiyonunda x gördüğümüz yeri 3 yazarsak 3'ün kübü artı 2'den 29 gelecektir. Burada 29 bulduk. Şimdi artık G 29'a bakıyorum. G 29 için x'imiz 2'den büyük olduğu için aşağıdayız. O zaman şöyle gidelim. G 29 neye eşitmiş? Şurada x gördüğüm yere 29 yazarsam G 28'e eşit. Tekrar aşağıdayım. Neye eşit olacak? G 27'ye eşit olacak. Gittim gittim gittim. Nereye gittim? Hep birer azalta azalta gidiyorum. Hepsi birbirine eşit. O da G3'e eşit olacak. Ve son olarak 3 nerede? Aşağıda. Yine x gördüğüm yeri 3 yazarsam bu da g 2'ye eşit olacaktır. Şimdi bakarsak 2 nerede tanımlı? Yukarıda tanımlı. O zaman g 2 neye eşit? F 2'ye eşit gelecektir. Yani G29 için F 2'ye bakmam gerekiyormuş. F fonksiyonunda X gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin kübü artı 2'den 10 gelecektir. Doğru yanıtımız 10. Doğru seçeneğimiz D seçeneği geldi. 19. sorumuz. A kümesi verilmiş. A kümesinin 2 elemanlı M ve 3 elemanlı N alt kümeleri veriliyor. M kesişim N kümesinin en küçük elemanı 2'dir. Buna göre kaç farklı M çarpı M kartezyen çarpım N kümesi yazılabilir? Şimdi bizim için burada önemli olan M kesişim N kümesinin en küçük elemanının 2 olması. Yani 2 her ikisinde de mutlaka varmış. Diğerleri olabilir, olmayabilir. M kümesi 2 elemanlı seçilmiş neler olabilir? 2 olmak zorunda 4 elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümelerini yazalım M kümesini 1 2 2 3 2 olmak zorunda ve 2 elemanlı ve 2 4 şeklinde seçebiliriz. N kümesine bakalım n kümesi 3 elemanlı ve yine 2 olmak zorunda o zaman seçersem 1 2 3. 1 2 4 ve 2 3 4 şeklinde seçiyorum. Şimdi bizim için burada önemli olan bir elemanı. Çünkü kesişimlerinin en küçük elemanı 2 demiş. Yani ikisinde de 1 ol olamayacak. Buna dikkat ediyoruz. O zaman M'nin 1, 2 olmasına karşılık N kümesini ne seçebiliriz şeklinde baktığımızda M kartezyen çarpım ne? M'den aldığım her bir elemanı N ile eşleyeceğim için. Şimdi M kümesinde 1 olduğu için dikkat N kümesinde bir elemanı olamaz. Tekrar hatırlatalım. Kesişimlerinin en küçük elemanı bize 2 demiş. O zaman M 1, 2 olduğunda N kümesi yalnızca 2, 3, 4 olabilir. Buradan bir tane kartezyen çarpımımız geldi. Devam edelim. M kümesi 2 ve 3 olduğunda herhangi hiçbir sıkıntım yok. Zaten en küçük elemanımız 2 geleceği için 3'ü ile de eşleyebiliriz. 3 tane de buradan geldi. Son olarak 2 4 elemanı olduğunda M kümesinde yine aynı şekilde en küçük elemanımız 2 olacağından dolayı 3'ü ile de eşleyebilirim. Oklarımızı sayarsak 7 farklı M kartezyen çarpım N kümesi yazabiliriz. Dikkat. 20. sorumuz. ABC B, sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. f2x eksi fx küçük eşit f2 eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 2'ye 1 aralığı olduğuna göre A artı B bölü C oranı kaçtır demiş bize. Şimdi bize fx fonksiyonu verdiği için f2x fonksiyonunu elde edelim. Ondan da fx'i çıkartacağız. O zaman şuraya yazalım. f 2x. Ne yapıyorum? Fonksiyonda x gördüğüm yere 2x yazıyorum. a çarpı 2x'in karesi artı b çarpı 2x artı c. Düzenlersek 4ax kare artı 2bx artı c gelecek. Şimdi bize verdiği eşitsizliği kullanalım. 4ax kare artı 2bx artı c. Bundan fx fonksiyonu çıkartıyorum. Dolayısıyla şunu eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi a x kare eksi b x eksi c küçük eşit f2. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğümüz yeri 2 yazarsak ne gelecek? 4a artı 2b artı c şeklinde geldi. Sol tarafa baktığımızda artı c eksi c birbirini götürdü. Burayı düzenlersek 4ax kareden ax kare çıktı. 3a x kare artı e, bx'imiz var 2bx'den bx'i çıkartırsak buradan bx gelecektir ve sağ taraftakilerin hepsini de sol tarafa attığımda artık e, sol tarafta sabitimiz kalmadı eksi 4a artı 2b artı c küçük eşit 0 şeklinde geldi şimdi bize diyor ki bunun çözüm kümesi e, eksi 2'ye 1 aralığı yani x yerine eksi 2 ve 1 yazdığımızda sol taraftaki ifadeyi sıfırlıyormuş. Çözüm kümesi dediği için o zaman sol tarafta x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak ne oluyor bakalım. x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak 12a eksi 2b. Şuradaki eksiyi de dağıtalım. Eksi 4a eksi 2b eksi c eşittir 0 gelecek. Düzenlediğimizde 8a eksi 4b eksi c eşittir 0 denklemini elde ettik. Aynı şekilde x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 3a artı b eksiyi dağıtıyorum. Eksi 4a eksi 2b eksi c eşittir 0 toparlarsak. Eksi a eksi b eksi c eşittir 0 denklemini elde ettik. Şimdi bu denklemde eksi a eksi b'yi sağ tarafa atarsak A artı B eşitmiş eksi C'ye. Bizden istediğine bakalım. A artı B bölü C oranını arıyoruz. Üsttekini kullanmamıza gerek kalmadı. Şu aşağıdakinden elde ettiğimiz veriyi kullanırsak. A artı B bölü C oranım için. A artı B gördüğüm yere eksi C yazabilirim. Eksi C bölü C'den eksi 1 gelecektir. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 21. sorumuz A ve B kümeleri tanımlanmış. Buna göre A kesişim B kümesinin elemanları olan sıralı ikililerin birinci bileşenlerinin toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi A kesişim B'yi aradığımıza göre bunlar birer ikililerden oluşuyorlar. İlk bileşenlerine bakarsak ilk bileşenleri zaten aynı. Kesişim olacağına göre ikinci bileşenlerin de aynı olması lazım. O zaman ikinci bileşenlerini birbirine eşitlersem x kare eksi 7 x 4 x artı 1'e eşit olacak. 4 x artı 1'i sol tarafa atarsam x kare eksi 11 x eksi 1 eşittir 0. Şimdi buradan baktığımızda bizden istediği birinci bileşenlerin toplamı kaçtır? Yani x'lerin toplamını istiyor. Yani bu denklemin kökler toplamını istiyor. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. b dediğimizde x'in katsayısı a dediğimiz x karenin katsayısı x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a dediğimizde buradan ne gelecek? 11 bölü 1'den 11 geldi. Denklemimizin kökler toplamı. 22. sorumuz. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonuna ait parabol ile bu parabole bazı yansıma ve öteleme dönüşümleri uygulanarak elde edilen G fonksiyonuna ait parabolün bazı parçaları gösterilmiştir. Buna göre g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi olabilir dediği için bakalım yorum yaparak ilerleyelim. O zaman f(x) fonksiyonumuzu bir şu boşluğa çizmeye çalışalım. Onun üzerine bakalım. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. Bakarsak ilk olarak ne olmuş? Sanki simetri alınmış değil mi? Neye göre simetri alınmış? Ben bu şekilden F'den G'ye nasıl geçiş yapabilirim? X eksenine göre simetriğini alırsam yapabilirim. O zaman şimdi bu mavi çizdiğim şeklin X eksenine göre simetriğini aldım nasıl bir şekil gelecek? Böyle bir şekil gelecek. Şöyle yapalım bu şekilde geldi. Şimdi benim bunu ne yapmam lazım? Yukarı ötelemem lazım. Ne kadar yukarı ötelediğime de şıklara bakarak karar vereceğim. Olabilir dediği için. Şu x eksenimizde şu y eksenimizde. Biz ne yaptık? Bu fonksiyonun y eksenine göre simetrini aldık. Bakın şuradaki şekil buraya geldi. Tamamen y'ye göre katladım. Üstteki de alttakine bu şekilde geldi. Peki bir fonksiyonun x eksenine göre simetrini aldığımda benim fonksiyonum fx fonksiyonuydu x eksenine göre simetri aldığımda ne olacaktı? Y'nin işareti değişecek. Y'nin işareti değişeceği için fx dediğimde zaten y. O zaman benim bu kırmızıyla çizdiğim fonksiyon eksi fx fonksiyonu gelecektir. Y'nin işareti değişti. X eksenine göre simetri aldığım için. Şimdi burada ne yapmam lazım? Bir takım öteleme yapacağım. Nereye öteleyeceğim? Yukarı öteleyeceğim ki Şuradaki G fonksiyonunu elde edebileyim. Yukarı öteleme şıklara baktığımda bir tek ben bunu 5 birim yukarı ötelediğimde bu fonksiyonu elde edebilirim diyoruz. Burada bizim için önemli olan eksi fx fonksiyonu olması ve öteleme işleminin olması olacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneği geldi. 23. sorumuz bir binom sorusu. X artı Y üzeri N açılımında baştan R artıncı birin formülünü vermiş. X küp eksi 1 bölü Y kare üzeri N açılımındaki terimlerden biri. A çarpı X üzeri 6 çarpı Y üzeri 6 olduğuna göre A artı N kaçtır? Şimdi başlayalım. Hazır formülümüz de var. Bize verdiği bu ifadeyi düzenlersek. X küp eksi. Y kareyi pay kısmına attığımda Y üzeri eksi 2 üzeri n şeklinde gelecek. Şimdi buradan baştan artın birinci terimin formülünü bildiğim için e, e n'in ve r'nin kaç olduğuna karar verebiliriz. Şimdi ben buradan ne istiyorum? A çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri eksi 6. Yani x'in kuvvetinin 6, y'nin kuvvetinin eksi 6 olmasını istiyorum. O zaman bakalım. Elimizde zaten x küp var. Bunun kuvvetinin 6 olmasını istediğim için burada üstün üstüne alıyorum. Burası 2 olmalı. y üzeri eksi 2'nin kuvvetinin de 3 olması gerekiyor ki kuvvetinden eksi 6 gelsin. O zaman buradan bakarsak şimdi neydi x'in ve y'nin yani birinci bileşenle ikinci bileşenin kuvvetlerinin toplamı bana n'i veriyordu. Burada x küpü birinci bileşen y üzeri eksi 2'yi e, ikinci bileşen kabul edersek. Kuvvetlerin 2 ve 3 olduğu için n sayısı 5'tir. Kuvvetlerinin toplamı bize n'yi verecekti. Peki r'ye baktığımız zaman şimdi r hangi formatım uyuyor benim? Şuradaki x'in kuvveti n eksi r. Y'nin kuvveti r. Direkt y'den gidelim. Burada y'nin kuvvetini ne yazdık? 3 yazdık. O zaman r'mizin de 3 olduğuna karar verdik. N'yi 5, R'yi 3 bulduk. Şimdi sıra geldi A'yı bulmaya. O zaman şu formatı uyguladığımda ne diyeceğim? 5'in üçlüsü çarpı. Birinci bileşenim x küptü. x küpün 5'ten 3'ü çıkardım. 2 çarpı. İkinci bileşenimiz y üzeri eksi 2 işaretiyle birlikte alıyorum. Kuvvetim de 3 gelecektir. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2. Çarpı dersek x üzeri 6 çarpı y üzeri eksi 6 gelecek. Şimdi burada dikkat eksinin tek kuvvetini alıyorum. Eksinin tek kuvveti negatiftir. Onu da başımıza yazdık. x üzeri 6 çarpı y üzeri eksi 6 zaten sıkıntım yok. Bizim için önemli olan İlk kısım gelecektir. Buradan da cevabımız eksi 10 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri eksi 6 geldi. O zaman buradan da a sayısının eksi 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden a artı n'yi istediği için a'yı eksi 10 n'yi de 5 bulmuştuk. Cevabımız eksi 5 doğru yanıtımız b seçeneği oldu. 24. sorumuz F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F G fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar daima F G istediği için sadece pozitiflik ve negatiflikten ilerleyebiliriz. Bakarsak şimdi kırmızı olan F fonksiyonu, yeşil olan G fonksiyonu ilk A'ya kadar eksi sonsuzdan A'ya kadar olan kısma baktığımda hangisi üstte? F fonksiyonu üstte, G fonksiyonu altta. Yani F fonksiyonu G fonksiyonundan daha büyük görüntü olarak bakarsam o zaman büyükten küçüğü çıkarttığımda burası ne gelecektir? Pozitif gelecektir sıfırdan büyük. O zaman bakarsam şimdi görüntümüz sıfırdan büyük olması lazım. Eksi sonsuzluğu ağırlığında. B şıkkına baktığımda görüntüm negatif sıfırdan küçük gitti. D şıkkına baktığımda yine sıfırdan küçük negatif. Burası da gitti. A, C ve E olabilir. A ile B aralığına baktığımda hangisi üstte? G üstte F altta. O zaman küçükten büyük çıkarttığımız için F eksi G'ye bakıyorum ya. F daha küçük. Küçükten büyük çıkarttığım için ne olacak? Sıfırdan küçük gelecek. Burada da negatif olduğu yere bakıyorum. E bakarsak A ile B aralığında pozitif. O zaman gitti. Yine A ile B aralığında pozitif. Bu da gitti. Doğru yanıtımız A seçeneği geldi. B'den sonsuza B'den büyükken de bakalım. Üstte olan F altta olan G. Büyükten küçüğü çıkarttığım için burası da ne olacak? Pozitif olacaktır. A şıkkını kontrol ettiğimde B'den sonsuza görüntümüz pozitif geldi. 25. soru. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için eşitliği sağlandığına göre hangileri daima doğrudur? Şimdi bakalım burada iki tane durum söz konusu x'lerden başlarsak diyorum ki x için ne olabilir? x sıfırdan büyük olabilir ya da sıfırdan küçük olabilir. Sıfırdan farklı dediği için sıfırı katmıyorum. x sıfırdan büyükken ne oluyormuş bakalım. x sıfırdan büyükken mutlağımın için pozitif gelecek. O zaman x artı y bölü y eşit olacak. x artı mutlak y bölü mutlak y'ye. Buradan x'i y'ye böldüğümüzde x bölü y artı y bölü y'den 1 gelecek. Eşittir. Aynı işlemi sağ tarafta da yaparsak. x bölü mutlak y. Mutlak y'yi mutlak y'ye yi böldüğümde yine 1 geldi. Buradan 1'ler gitti. x bölü y eşittir. x bölü mutlak y'den. Hatta buradan x'ler de gider. Elimizde ne kaldı? mutlak y eşittir y şeklinde geldi. Şimdi mutlak y'nin y'ye eşit olması ne demek? Mutlağımın içi pozitifmiş ki göründüğü gibi çıkmış. O zaman buradan y sıfırdan büyük diyoruz. O zaman birincisi nedir? x sıfırdan büyükken y de sıfırdan büyükmüş. İlk budur. x'in sıfırdan küçük olduğu durumu inceleyelim bir de. X sıfırdan küçükse şuradaki mutlağımın içi negatif gelecek. O zaman dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi X artı Y bölüye eşit olacak. X artı mutlak Y bölü mutlak Y'ye. Yukarıda yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Eksi X bölü Y, y bölüye'den yine bir geldi. Eşitmiş X bölü mutlak Y artı mutlak Y bölü mutlak Y'den biri. Yine aynı şekilde y'ler gitti. Buradan. Eksi x bölü y eşittir. x bölü mutlak y. Şimdi burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Daha rahat görürüz. Şurası x bölü e, y'ydi ya. Şuradaki x'in başındaki eksiği ben aşağıya da koyabilirim. Çünkü yukarıdaki x'leri attığımda bu sefer ne olacak? Mutlak y eşit olacak eksi y'ye. O zaman diyorum ki mutlağımın içine de düşmüş ki dışarıya eksi ile çarpılarak çıkmış. Yani y de burada sıfırdan küçük geldi. X sıfırdan küçükken y de sıfırdan küçükmüş. Bu da bizim ikinci durumumuz. Şimdi öncülerimize baktığımızda diyor ki daima doğru olanı arıyorum. Birincisi toplamları sıfırdan küçükse toplamların sıfırdan küçük olması ne demek? İkisinin de negatif olması demek. İkisi de negatifse eksi ile eksinin çarpımından ne gelecek? Pozitif gelecek. Birincisi kesinlikle doğrudur. İkinciye baktığımda toplamlarının sıfırdan büyük olması için ikisinin de pozitif olması lazım. Pozitif bir sayı pozitif bir sayıya bölersem sıfırdan küçük gelmez. Büyük gelir. Çarpımlarının sıfırdan küçük olması demiş. Bunların çarpımları ne zaman sıfırdan küçük olur? Hiçbir zaman olmaz. X pozitifken y de pozitifti X negatifken 7 negatifti pozitifle pozitifi de çarpsam negatifle negatifi de çarpsam e, negatif gelmeyeceği için 3. önce de yanlış diyoruz cevabımız yalnız bir A seçeneği oldu 26. sorumuz denkleminin köklerinin çarpımı denklemin bir köküdür buna göre A kaçtır şimdi birinci denklemimizi düzenlersek ben şuradaki paydası x artı 3 olanı x eksi 3 ile genişlettiğimde 10 çarpı x eksi 3 artı 15 bölü neye eşit olacak? x artı 3 ile x eksi 3'ü çarptığımda zaten x kare eksi 9 gelecek. 2 kare farkından. Buradan 10 x eksi 30 artı 15. içler dışlar yapalım. x kare eksi 9 eşitmiş. Şimdi hepsini sağ tarafa attığımızda x kare eksi 10 x buradan eksi 15 sağ tarafa attım artı 6 eşittir 0 şeklinde geldi denklemimiz buymuş birincisi diyor ki denkleminin köklerinin çarpımı ikinci dereceden bir denklemde kökler çarpımı neydi c bölü a c dediğimiz denklemdeki sabitimiz a x karenin katsayısı o zaman kökler çarpımı 6'ymış bu 6 ikinci denklemin bir kökü ise ben bu denklemde x gördüğüm yere 6 yazdığımda bu denklemi sağlamalı. x gördüğümüz yere 6 yazalım. 6'nın karesi artı a artı 1 çarpı 6 artı 2a eksi 2 eşittir 0. Buradan daha iyi bulabiliriz. 36 artı 6a artı 6 artı 2a eksi 2 eşittir 0 dediğimizde 8a artı 40 sıfırsa 8a eksi 40 a da buradan eksi 5 gelecektir. Doğru yanıtımız b seçeneği oldu. 27. sorumuz m ve n gerçel sayıları için eşitsizliği verilmiş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Yine öncülerimiz var bakalım. Bir kere burada benim ilk dikkatimi çeken n hakkında şimdilik yorum yapamıyorum ama n kare kesinlikle pozitif. Şimdi m çarpı n kare sıfırdan küçükse m küçüktür 0 diyorum. E, M'nin negatif olduğunu söylemiştik. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif gelecek. M küple N'nin çarpımı da negatif olduğundan dolayı N de buradan pozitif gelecek diyoruz. M sıfırdan küçük, N sıfırdan büyük şeklinde geldi. Şimdi başka bir şey yapabilir miyiz? Bakalım. Şu ikisini alırsak m çarpı n kare küçüktür m küp çarpı n şeklinde baktığımızda. Şimdi her iki tarafta m ve n'ler var. Biz neden başlayalım. n pozitif olduğu için sizin her iki tarafını da n ile sadeleştirirsem n'ye bölersem m çarpı n küçüktür m küp şeklinde geldi. Son olarak her tarafı m'ye bölelim ama dikkat m sıfırdan küçük olduğu için Eşitsizliğimi negatif bir sayıya bölersem eşitsizliğim yön değiştirecek. Her tarafı m ile sadeleştirdim. n büyüktür m kare şeklinde geldi. Buradan da bunu elde etmiş olduk. Şimdi bakalım. m eksi n sıfırdan küçüktür demiş. m negatifti n pozitifti. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarsa sonucum negatif olacaktır. Birincisi doğru. İkincisine baktığımızda m kare eksi ne? E, küçüktür 0 demiş. O zaman şuradan eksi n'yi sağ tarafa attığımızda m kare küçüktür n şeklinde gelecek. Bunu zaten sağ tarafta elde etmiştik. İkinci öncülümüz de doğru. m ile n'nin toplamının m ile n'nin çarpımına bölünce. Şimdi m pozitifti. ne n pardon tam tersiydi. O. m negatifti. n pozitifti. Hani negatif bir sayı ile pozitif bir sayı topladığımda sonucumun ne olduğunu bilemem. Hangisi mutlak değerce büyükse o daha büyük gelecektir. Ee, pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsak zaten yine negatif gelecek. O yüzden üçüncü öncül için her zaman doğrudur diyemiyorum. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 28. sorumuz fx ve gx fonksiyonlarının fonksiyonları sıfırdan farklı olmak üzere f fonksiyonu çift g fonksiyonu tekmiş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Şimdi f fonksiyonu <laughs> çift bir fonksiyonsa özelliğimiz neydi? f eksi x f x'e eşit olacak çift fonksiyon yutardı. g fonksiyonu tek fonksiyonsa g eksi x eksi g eksi eşit olacak tek fonksiyon kusan bir fonksiyondu. Bakalım hangileri her zaman doğrudur demiş. f artı g çift fonksiyondur. Şimdi en basitinden aklımıza örnek getirelim. Sağlamadığı an e, direkt çizip atabiliriz. f(x) fonksiyonu çift fonksiyonsa x'in bütün kuvvetleri çift olacak. En basitinden f(x) eşittir x kare olsun. E, g(x) de tekse buna da x diyelim. Çok basit birer örneğim. Şimdi f artı g, f artı g(x) ne demek? f(x) artı g(x) demek. O zaman fx fonksiyonum x kare seçmiştim. gx fonksiyonum da x, seç, x seçmiştim. Peki bakarsak fx artı gx fonksiyonu x kare artı x geldi. Şimdi bu fonksiyon tek mi çift mi? E, çiftse bütün kuvvetlerim çift olacak. Tekse bütün kuvvetlerim tek olacak. Ama kuvvetlerime baktım 2 ve 1. O zaman ben bu fonksiyonun tekliğinden ve çiftliğinden söz edemiyorum. İkinciye baktığımızda f çarpı g fonksiyonu tek tek fonksiyondur demiş. Şimdi burada f çiftse bütün kuvvetlerim çift olacak. Yani x'in bütün kuvvetleri çift f(x) için. g tek fonksiyon olduğu için g'nin bütün kuvvetleri tek gelecek. Peki bunları çarp dediği için bize ben çiftle teki çarparsam sonucum kesinlikle çiftle teki çarparsak dedik pardon şimdi üstü sayılarda çarpma işlemi yaptığım için tabanlar eşitse üstleri ne yapmam gerekiyordu toplamam gerekiyordu ben çarpmaya gittim x üzeri çift artı tek şeklinde gelecek tabanlar eşitse üstleri topluyorduk çiftle teki topladığımda ne gelecektir tek gelecektir dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru Peki fog çift fonksiyondur demiş. Bakalım. Şimdi fog ne demek? Fog x diyelim. F gx şeklinde gelecek. Baktığımızda gx fonksiyonu tek bir fonksiyondu. O zaman buradan f tek mi geldi? Bakarsak f fonksiyonu da çift fonksiyondu. Yani buradan mesela yine şurayı gx'i x kabul ettiğimizde bizim burada fx'e bakmamız lazım fx neydi x kareydi o zaman buradan da yine x kare gelecek yani aslında şu mu tek üzeri çift şeklinde geldi şöyle diyelim mesela x küpün ikinci kuvvetini alsam üstün üstüne alacağım için yine bunları çarptığımda her türlü çift gelecektir. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Doğru yanıtımız E seçeneği geldi. 29. sorumuz aralarındaki uzaklık 71 metre olan Ayça ve Fatih aşağıda gösterildiği gibi doğrusal bir yol boyunca birbirlerine doğru aynı anda harekete başlamıştır. Ayça ve Fatih'in x saniyede gittiği yollar metre türünden sırasıyla ax ve fx polinomları ile ifade edilmiştir. x'in hangi tam sayı değeri için bu iki kişinin aralarındaki uzaklık 18 metre olur. Şimdi bunu aslında şıklardan gidebiliriz arkadaşlar. Hani hiçbir sıkıntımız yok. Daha da rahat çıkabilir. Şimdi burada şunu yapalım. Birincisi şu olabilir. İşte Ayça buraya gelsin Fatih buraya gelsin ve aralarındaki mesafe 18 metre olsun. Şimdi buradan e, gelmiyor sonucumuz nasıl geliyor? İkinci durumumuzdan geliyor. İkinci durumumuzda nedir? Şudur Ayça buraya gelsin Fatih de şuraya gelsin şuraya da Fatih diyelim. İşte burada aralarındaki mesafe 18 metre olsun şeklinde düşüneceğiz. O zaman bakalım şimdi Ayça ne kadar yol gitmişti? şu kısım x kare artı 2x. Fatih ne kadar yol gitti onu da farklı bir renkle gösterelim. Şuradan alttan gösterelim. Şurası için Fatih'in gittiği yolda 3x artı 5 metreydi. Yani bunların tamamını 71'e eşitlersek. Şimdi burada dikkat. İlk olarak Ayça'nın gittiği yolu alalım. x kare artı 2x. Fatih'in gittiği yol 3x artı 5. Şimdi dikkat edersek şuradaki ortadaki yolu yani 18'i her ikisi içinde işleme kattığımdan dolayı. 18'i 2 defa saydığım için 18'i çıkarttığımda 71'e eşit gelecek. Toparlarsak x kare artı 5x eksi 13 eşittir 71. x kare artı 5x eksi 84 eşittir 0. Şimdi ilk kontrolümü yapıyorum. Çarpanlar ayrılıyor mu? 12'ye 7 desem geldi. O zaman x artı 12 çarpı x eksi 7 eşittir sıfırdan. x buradan eksi 12 x buradan 7 gelecektir. Şimdi x neydi bizim? x saniyeydi. Saniyemiz negatif olamayacağından dolayı x'imiz 7'ymiş. Doğru yanıtımız a seçeneği olacaktır. 30. sorumuz iki kalemlikten birincisinde bulunan siyah kalemlerin sayısı ikincisinde bulunan mavi kalemlerin sayısından 4 fazla. Birinci kalemlikteki mavi kalemlerin sayısı ikinci kalemlikteki siyah kalemlerin sayısının yüzde %40'ıdır. Bu iki kalemlikteki kalemlerle ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Buna göre birinci kalemlikte bulunan siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Şimdi sanki burada bir tabloya ihtiyacım var benim. Şöyle bakalım. Birinci kalemlik, İkinci kalemlik olsun. Şurası siyah. Şurası da mavi şeklinde gelsin. Şimdi baktığımızda ilk öncülüme bakıyorum. Kalemliklerde yalnızca siyah veya mavi kalemler vardır. Tamamdır. Birinci kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin siyah olma olasılığı yüzde yetmiş İkinci kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin siyah olma olasılığı %60. Öncülerimiz bunlar. Çıkalım şimdi yukarıya. Yoki ki birincisinde bulunan siyah kalemlerin sayısı ikincisinde bulunan mavi kalemlerin sayısından 4 fazladır. İkincisinde bulunan mavi kalem sayısına x dersem birincideki siyah ikinci maviden 4 fazla dediği için x artı 4 dedik buraya. Birinci kalemlikteki mavi kalemlerin sayısı ikinci kalemlikteki siyah kalemlerin yüzde kırkıdır. Şimdi yüzde kırk ne demek? 40 bölü 100 demek. 40 bölü 100'ü sadeleştirirsek 4 e, sıfırlar gitti. Bir daha 2'ye bölsem 2 bölü 5. O zaman 2y'yi 5y şeklinde düşünebiliriz. 2 olan hangisi? Birinci kalemlikteki mavi kalemler. Buraya 2y dersem ikinci kalemlikteki siyah kalemlerde 5y gelecektir. %40'ı sadeleştirerek 2 ve 5 şeklinde bulduk. Şurası 5y dedik. Şimdi öncülerimize geldik. Birinci kalemlikten rastgele seçilen bir kalem. Bir kalemin siyah olma olasılığı. Birinci kalemlikte kaç tane siyah var? X artı 4 tane. Birinci kalemlikten bir kalem seçtiğim için birinci kalemlikte toplam X artı 2Y artı 4 tane kalemim var. Ve bu olasılık %70'miş. Yani 70 bölü 100. 70 bölü 100'ü sadeleştirirsem 7 bölü 10 gelecektir. Birincisi bu. İkincisi. ikinci kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin siyah olma olasılığı. İkinci kalemlikte kaç tane siyah kalem var? 5y tane toplam. X artı 5y kalem var. Bu da neymiş? %60. Yani 60 bölü 100. 60 bölü 100 sadeleştirirsek sıfırlarımı attım. 2'ye böldüm. 3 bölü 5 geldi. Şimdi bu iki denklemde içler dışlar yaparsam aradığımızı bulabiliriz. İlkinde eşler dışlar yaptığımda 10x artı 40 eşit olacak. 7x artı 14y artı 28'e. Buradan 3x artı 12 eşitmiş 14y'ye. Buradan elde ettiğimiz denklem bu. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta içler dışlar. 3x artı 15y eşitmiş 25y'ye. 15 y gönderdim. 3x eşittir 10 şeklinde geldi. O zaman birbirinin katsayısını burada birbirine verebiliriz. x onun bir katı olacak. y de 3'ün bir katı olacak. Geldim ilk denklemimde x gördüğüm yere 10k, y gördüğüm yere de 3k yazarsam. 30k artı 12 eşit olacak. 42k'ya 12k 12 ise k buradan 1 gelecektir. O zaman x 10'muş, y de 3'müş diyebiliriz. Bizden ne istemişti? Birinci kalemlikte bulunan siyah kalemlerin sayısı. Birinci kalemlikteki siyah kalemlerin sayısı x artı 4'tü. x'i 10 bulmuştuk. 10 artı 4'ten 14 gelecektir. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu.